Evet, hocamız geldi. Serdar Babacan hocam. Beraber programımızı yapacağız. Yeni Turgut Uda da biliyorsunuz bu sene baş antrenör getirildi. Hocam merhaba. Merhaba Evren Bey, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz? Biz de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz yoğunduk, kusura bakmayın. Bir iki dakika geç açtık. Özür diliyorum. Ne demek, ne demek, ne demek? İnsanlık hali, olur böyle şeyler. Sağlık olsun, önemli olan sağlık. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Nasıl gidiyor? Başladınız mı antrenmanlara? Başlamadık daha antrenmanlara ya. Bekliyoruz işte gözümüz kulağımız her gün her saat başı federasyondan gelecek haberlerle bekliyoruz. Yani açamadık daha sahaları. Çocuklar bekliyor, haber bekliyor, altyapılar. İşte transfer çalışmalarına yavaş yavaş başladık. Onlarla ne zaman başlayacağız? Artık yani her şey bir belirsizlik. Bilmiyoruz bakalım ne olacak. Hocam bugün bu arada açıklandı. 29'unda bu ay başlıyor KBBL katılım süreci biliyorsunuz. Evet, ben geçen haftalarda federasyonu aramıştım, ligler direktörlüğünü. Yani hem gidişat ne olacak, yani önümüzdeki süreç belli belirsiz çünkü liglerin oynamayacağına dair. Hocam biz kayıtları yani katılımları alacağız. Ona göre yani sürece göre de devam edeceğiz dediler. Bakalım Kasım sonu da ligler başlayacak muhtemelen. Yani KBBL için Kasım sonu diyorlar. Hocam peki geçen sene 19 takımla oynanmıştı iki grup halinde ama bu sene sayılan takımlar doğruysa yani 30'a yakın takımdan bahsediliyor. Sizin duyumlarınız ne yönde hocam? Ya ben de bugün yani hem sizin sayfanızı takip ediyorum. Tabii bu transfer çalışmalarından dolayı da Türkiye'deki birçok antrenör arkadaşlarla, hocalarla konuşuyoruz. Gerçekten yani bu sene yani şaşırtıcı derecede ben hani pandemiden dolayı çok takım katılmayacağını düşünüyordum ama gerçekten sayı geçen senekinden fazla olacak. Özellikle Karadeniz bölgesi tarafında ciddi bir Ordu, Rize, Giresun duydum. Trabzon tekrar Hakan Hoca yapabilir belki orada. Kastamonu iki takıma çıkarıyorum hocam bu arada. Bugün taze bilgi. Doğru. Yani aslında geçen sene çok zorluk çektik. Yani deplasman süreleri, yol süreleri çok uzundu. Hem oyuncular için hem yani bizler için çok uzundu. Sıkıntılıydı yollar. Yani federasyon hani eşitlik olsun diye hani herkesin belli bir kademede yol gitmesi gerektiğini belirlemiş. Kendileri için doğrudur tabii. İnşallah hani bu yıl tamamıyla böyle bölgesellik gibi bölgelerde oynanır. Temennimiz o. Ama dediğim gibi yine İzmir'de az takım katılımı olacak. O üzücü biraz. Aslında İzmir gibi bir yerde biraz daha fazla katılım olsa çok daha iyi olur. Hocam bir geçen seneyi bir genel değerlendirmek ister misiniz? Nasıl geçti sizin adınıza? Geçen sene biz aslında Turgutlu Belediyesi olarak ilk defa katıldık bölgesel lige. Turgutlu Belediyesi olarak daha önceden Taylan Yerlikaya hocamız vardı. Belki tanıyorsunuzdur. Kendisi benim de hocam. Yardımcı antrenörün yaptığım uzun yıllar. Onun zamanında nasip olmadı. Bizim 97-98 jenerasyonumuz çok iyiydi. Türkiye Şampiyonası'nda hep derece alıyorduk. Onun zamanında şampiyonaya yani bölgesel lige katılımımız olmadı. Taylan Hoca da Alanya ekibine gitti. Alanya'ya transfer oldu 2-3 oyuncumuzla. Alanya'da lig takımı kurdular. Yani Turgutlu olarak aslında hazırız biz. Koca Türk Koleji olarak çıkmıştık. Ceyhan Hoca çıkartmıştı. 2 sezon. Kendi yine Turgutlu'nun oyuncularıydı onlar. Bu sene de işte yani aslında Turgutlu olarak basketbola alışık bir yeriz. Basketbol kültürünü bilen bir şehiriz. Çocuklarımız olarak en büyük gururumuz da basketbolda Olcay Çakır'dır. Turgutlu'lu kendisi. Orhan hocamızın kızı bizim. O şekilde yani bakalım bu sene daha işte üstüne koyarak her yıl daha güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Peki hocam sizin kaç yıl oldu? Sizin de bireysel kariyerinizi konuşalım. Ne kadar zaman oldu basketbolun içindesiniz? Ben aslında basketbolun içerisinde uzun yıllardan beri varım ama işin altyapı tarafındaydık tabii daha çoğunlukta. Üniversiteden beri, 2004 yılından beri basketbolun içerisindeyim ben. Taylan hocam zaten kendisi hem akademiye hazırlayan hoca beni hem de basketbol kariyerimi başlatan hocadır. 2004 yılında üniversiteyi, 9 Eylül Üniversitesi'ni kazanmıştım ben. Turgut'tan oraya gittik, yerleştik. 9 Eylül Üniversitesi'nin spor okullarında başladık göreve. Daha sonra Cihangir Hoca, sağ olsun Cihangir Başaran, erkek takımlarıyla ilgili o takım kadrosuna, antrenör kadrosuna kattı. Hemen sonra Turgutlu'ya döndük. Askerlik işlerini hallettik ve Turgutlu Belediye'de başladık. 10 yılı aşkın sürede Turgutlu Belediyesi'nde görev yapıyoruz altyapılarda.
Geçen 2 yıl altyapı koordinatörlüğü görevini üstlendim. Aynı zamanda beden eğitim öğretmeniyim ben de özel bir okulda. Ama şampiyonalara gitme sıkıntısı olduğu için pek büyük takım çalıştıramadım. Genç ve yıldız takım çalıştıramadım. En son 2000-2001 jenerasyonuyla Anadolu Şampiyonası'na gitmiştik. Bölge şampiyonu olup. Orada büyük takım kariyeri noktalamıştık yani yıldız ve genç takım kariyerini. Nasip bu zamanaymış. Şimdi bölgesellikte bakalım. Ceyhan Hocam altyapıda hem koordinatör olarak hem altyapı antrenörü olarak yine A takımda da beraber birlikte görev alacağız. O şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz ya bakalım. Daha güzel bir, daha ciddi yapılanma içerisindeyiz yalnız. Geçen seneye göre daha istekli belediye. Peki hocam, bu arada Kübra Boğa'yla Rabia Göz aşağıda kavga ediyor sizin için. O benim abim, o benim abim. İkisi de sağ olsun. Yani Kübra zaten bizim oyuncumuzdu. Altyapıdan bizim yetişme oyuncumuzdu. Rabia'yla da yıllardan beri hep bölge şampiyonlarında, işte genç takım, yıldız takım bölge şampiyonlarında sürekli Rabia'yla hep karşılaşıyorduk yani. Sadece Rabia değil yani şu an ligde oynayan birçok 97'li, 96'lı bile konuştum 97 jenerasyonu. BOTAŞ altyapısından yetişmiş. Abi ben seni tanıyorum falan dedi. Hatta Samsun Türkiye Şampiyonası'nda karşılaşmışız beraber. Yani oyuncuları tanıyoruz ama tabii belli bir jenerasyonun oyuncularını tanıyoruz. O jenerasyonlarda hep Türkiye şampiyonlara gittiğimiz için ikisini de çok severim sağ olsun. İkisi de çok değerli bir oyuncu benim için. Yani bakalım Kübra ile çalışma şansı bulduk ama Rabia ile bulabileceğiz mi? İleriki zamanlarda. Vallahi inşallah Rabia'nın çok talibi var hocam. Bizi de çok soruyorlar sağ olsunlar. Rabia'nın çok talibi var inşallah. Güzel bir kulüple imzalayacak bu sene. İnşallah. Hepsi için hakkında hayırlısı olsun. Yani amin. Bu işe emek veren insanlarız bizler. Bu işten paramızı kazanıyoruz. Onlar da bizler de. Kimsenin kötü olmasını istemeyiz ya. Yarı yolda kalmasını istemeyiz. İnşallah hocam bu dediğiniz gibi yani bizim de duyumlarımız öyle. 30 tane KBBL takım olursa gerçekten değerli kızlarımız da boşta kalmazlar. Kardeşlerimiz de. Onlar da güzel takımı oynarlar. İnşallah. Ya altyapı olarak tabii bizim amacımız ilk çıktığımızda yola altyapıdaki oyuncularımıza tecrübe kazandırmaktı. Sağ olsun işte Ezgi olsun, Kübra olsun, diğer büyük oyuncularımız olsun bu işe öncülük ettiler. Tabii onların da artık profesyonel kariyeri olduğu için sonuçta buraya bağlanmak gibi bir durumları yok. Ama tabii ki de bu iş anlaşmaya varırsa yine biz de oynarlar. Kübra imzaladı zaten Ankara'yla, hayırlısı olsun kendisine. Önümüzdeki yıllarda işte altyapıdan çıkarttık oyuncumuzu. Bir tane daha önümüzdeki günlerde imzalayacağız. Kendi altyapımızdan çıkan oyuncu. Amaç hocam, onlara... Yayınımız özel olsun. Söyleyin kim olduğunu. Tuğba diye bir oyuncumuz. 2004 doğumlu kendisi. Duymadı, çok özür dilerim, gelmedi. Tuğba diye bir oyuncumuz. Tuğba. 2004 doğumlu kendisi. Tamam, yayınımızda müjde olsun ama istatlarını. Aynen. 2005 jenerasyonundan da oyuncularımız var. Çıkacak olan. İnşallah onlara da ufak tefek. Zaten 2003'lü 2-3 tane oyuncumuz var hala da, onlar da bizde. Tecrübe kazandırıp ligde süre aldırmak. Sesim geliyor değil mi bu arada? Bir donma var ufak hocam ama gidip geliyor. Bir sorun yok. Tamam. Peki hocam bu seneyle ilgili özellikle Ezgi Aktar'la ilgili çok soru geliyor ama devam edecek misiniz? Ya Ezgi'yle konuştuk. Abi haberleşelim dedi. Ama hala Ezgi'nin haberini bekliyoruz yani. Tabii eyvah. Ezgi'nin de talebi vardır. Biz de burada Ege Üniversitesi'nde okuduğu için bize yakın sonuçta. Her zaman kapımız açık tabii ki de. Ama bu yıl tabii biraz daha ciddi bir yapılanmaya gireceğiz. Belki de sezon öncesi bir küçük bir kamp yapıp oyuncuları davet edeceğiz buraya. Bir deneme antrenmanları, maçları yapacağız. Bakalım yani ya, her şey nasip hayırlısı. Ama yönetimsel olarak önümüzdeki yıllarda TKBL'yi istiyorlar yönetim olarak Turgutlu Belediyesi. Bunun da sözünü değil de söylemini bize yaptılar. Hocam hani 1-2 sene burada şey yapalım, KBBL'de bir gösterelim kendimizi. Hem basketbol camiasını hem oyuncuların için 1-2 sene sonra da nasip olursa inşallah KBBL'ye çıkma düşüncemiz var artık bakalım. Hocam belli ki yani bu seneki stratejiniz aslında hem oyuncu yetiştirme yönünde hem de mevcut oyuncularınızı
yetiştirmenin haricinde genç oyunculara yatırım yapmak yönünde gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki de ya. Yani aslında biz hep konuştuğumuz olay Erdem Hoca ile de konuşuyoruz ara sıra. Hatta bugün yine konuştuk Erdem Hoca ile. Sağ olsun transfer konusunda da yardımcı oluyor kendisi. Yani aslında KBV'nin amacı oyuncu yetiştirmek olmalı. Yani belli bir yaş kriterine göre oyuncuların olması lazım. Yani şimdi bu sene 2003 doğumlu oyuncumuz bizim 88 doğumlu oyunculara karşı oynadı. Tabii ki ezici üstünlükler sağlanıyor. Ama belli bir yaş sınırlaması federasyonumuzca da uygun görürse, konulursa bu ligin belli bir yaş sınırlaması olup sadece oyuncu yetiştirmeye bazlı daha mantıklı olacak gibi geliyor bize. Yani biz onları tecrübelendirmek sonuçta çok oluyor. U18 yaşı bittiği zaman oyuncunun KBBL yoksa eğer bir sıkıntı oluyor. Hocam en son söylediğiniz gelmedi ama dondu. Ben kulaklıkları çıkarayım bir saniye. Böyle daha iyi oldu. Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Geliyor sesim herhalde değil mi? Şu an gayet iyi oldu. Tamam daha iyi. Dediğim gibi KBBL'nin amacı aslında oyuncu yetiştirmek olmalı. Ama tabii ki de çıkmaya hedeflenen kulüpler büyük oyunculara yatırım yaptıkları için aşağıdaki kulüplerde genç oyuncularda maalesef büyük oyuncularla çarpıştırılıp bazen üzücü durumlar karşılaşıyor. Ama bizim amacımız dediğimiz gibi mümkün olduğu kadar genç oyunculara süre vermek, onların süre almasını kazanmak. Benim felsefem de aslında her antrenörün felsefesi de biz çocuğu oynatmaya teşvik etmeyeceğiz, o oynamaya teşvik olması lazım. Yani bizden formayı istemesi lazım. Şimdi Kübra burada yayında olduğu için hani söylemiyorum değil ama Kübra'ların jenerasyonu gerçekten hak ediyordu. Şimdi zaten Kübra'nın jenerasyonunda Manolya Kurtulmuş, Yağmur Öztürk, Nihan Dabakoğlu hep bunlar Turgutlu Belediyesi'nden çıkan oyuncular. Yani Kübra'nın jenerasyonu bunlar. Yani çok güzel bir jenerasyondu. Onlar hak etmişti KBBL'yi ama nasip olmadı. Şimdi güzel yerlerde hepsi kendileri. Biz de alttan işte hep onları örnek göstererek oyunculara sürekli teşvik etmeye çalışıyoruz. Lig elinizde bir fırsat. Turgutlu gibi bir yerde lig var. Dışarı gideceğinizde evinizde oynayın. Anneniz babanız burada. Bakalım böyle konuşuyoruz. Antrenmanlarda hep bu şekilde telkinlerde bulunuyoruz. İnşallah kendileri daha iyi çalışır ve çabalarlar. Peki hocam siz mesela tırnak içerisinde bir abla tabiri var ya bize takımlar içerisinde özellikle KBBL'de var. Yani, Evet. tamamı genç olsun ama bir tane de abla alalım ki o tecrübesini onlara aktarsın. Sizin öyle bir düşünceniz var mı? Yoksa yani bu bayrağı biz bu şekilde devam ettireceğiz diyor musunuz? Yani tabii şu var. Sadece hoca olarak aslında kalsa şimdi tribünde yöneticisi var, başkanı var. Yani bize geçen sezon mesela dendi devre arasında. Hocam bir iki tane transfer yapın dendi Ceyhan Hoca ile bize. En azından playoff'u zorlayalım. Playoff'da bir maçla kaybettik tabii ki de. Yani aslında abla konusu tabii ki de olur ama şimdi baktığımızda Çerkezköy'de bir abla yoktu. Yani playoff'u zorladılar. Playoff oldu onların. Çankaya'da aynı şekilde yoktu. Yani aslında abla çok önemli değil. Burada istekli ve arzulu oyuncular önemli olan. Savaşan oyuncu. Ben de bu sene takımı o şekilde yapmayı planlıyorum. Koş koş. Daha çok böyle baskılı. İşte tam sağ baskı olsun. Sayı yedikten sonra ya da sayı attıktan sonra yani tam sahada pres şeklinde. Bu sene ciddi anlamda çalışacağız. Bu sene de güzel bir hem spor genetiği hem de atletik performans uzmanı aldık kulübümüze. Çok değerli bir hocamız. Bilen hoca oldu. Turgutlu da kendisi hem beden eğitim öğretmeni. Hem de bu işlerde çok üst düzey bir isim kendisi. Onu da bu sene kulübümüze kattık, dahil ettik. Yıllar geçtikçe daha iyi olmaya çalışacağız. Hocam Alkan İmrak şeyi sormuş. KBBL'de yaş sınırı yerine gelişim ligi opsiyonu daha doğru olmaz mı? Sizin bu konudaki görüşünüzü dedim. Erdem Hoca da bunu çok fazla söylüyor ama tabii o KBBL'de yaş sınırını da mutlaka istiyordu. Yani Sizin buradaki görüşünüz nedir hocam? kesinlikle yani ne kadar fazla lig olursa bayanlarda ligle o kadar iyi. KBBL dedikleri gibi aslında gelişim ligi yani Basketbol Gençler Ligi adı altında. Zaten aslında KBBL'nin statüsü aslında şu an bu federasyonun gözünde. Yani biz aslında TKBL gibi bir statüde değiliz. Yani oyuncuların sözleşmesi yok. Amatör lig olarak geçiyoruz. Aslında gelişim ligi gibi oluyor ama yaş sınırlaması olmuyor. Her ikisi de olur ama önemli olan
yürürlüğe girip uygulanması. İkisi de oyuncuların işine yarayacak bir şey. Her ikisi de olabilir yani. Sıkıntı yok. Yani 18-22 yaş mesela gelişim ligi olur. İşte 22-30 yaş bölgesel lig olur. Bu şekilde olabilir yani. Olmayacak şey değil. Çünkü gün geçtikçe takım sayısı artıyor. Ne kadar Anadolu'da az olsa da işte bizim gibi kulüplerde de yani cebelleşiyoruz. Ya çok üzücü bir şey. Geçen sene U18 ligi kurulmadı Manisa'da mesela. Yani yıllarca çabaladık. Akhisar vardı zamanında. Akhisar da kadınları bırakınca biz kaldık burada. Manisa'da birkaç kulüp var arkadaşlarımız. Sağ olsunlar onlar destek veriyor ama üzücü bir şekilde geçen sene U18 ligi kurulmadı Manisa'da. Bu sene de kurulmazsa İzmir ligine katılmayı düşünüyoruz zaten. Hocam biz genelde işte oyuncularla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sağ olsun onlar da bizi bazen konuşuyoruz, bilgilendiriyorlar. Yani 18 yaşına gelen bir oyuncuyu yani biz bazen çok eleştiriyoruz. Ya bu menajerler her şey çok karışıyor gibisinden benim yayınımda da eleştiriliyor ama 18 yaşına gelen bir oyuncuyu menajer alamadığı zaman birçok kişi aramıyor hocam. Yani kız 18'i bitiriyor. Mesela örnek veriyorum. 3 büyük takımdan birinde oynuyor. Soruyorum mesela bugün bir tanesi yani ne yaptın falan, abi hiç arayan soran yok, bekliyorum diyor. Yani bunun olmaması için dediğiniz 18-22 yaş arası çocukların ikinci bir challenge'a ihtiyacı var. Yani bunun olmasının gerekliliği siz tabii koçlar olarak konuşuyorsunuz ama federasyon bu konuda ne düşünüyor hocam? Yani size dönüşler nasıl? Yani federasyondan hiçbir dönüş yok. Yani biz kendi sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşte Erdem hocalarla birlikte bir birlik yapmaya çalışıyoruz. Yani bu pandemi dönemi aslında bunun için bir vesile oldu bizler için. Oyuncular için de aynı şekilde. Biz yani oyuncular için uğraşıyoruz, kendimiz için uğraşıyoruz. Ama federasyonun maalesef bu konuda herhangi bir çabası, çalışması varsa da biz bilmiyoruz. Yani aflarına sığınarak söylüyorum. Ama bizi bilgilendirmeleri aslında gerekiyor. Bu iş ya böyle olacak ya da üniversite ligleri daha ciddi anlamda olacak. Yani Amerika'daki gibi üniversitelikleri. Çünkü çocuk üniversiteyi kazandığı zaman dediğiniz gibi şehrinden ayrılıyor. Gittiği şehirde ya takım olmuyor ya evet, istediği kulübü bulamıyor. Ama üniversitelikleri daha ciddi bir iş olursa yani güzel bir yapılanma olursa orada üniversitelikleri bu gelişim ligi adı altında oynatılabilir. Federasyonla birlikte yapılıp. Çünkü çoğu kızımız üniversitede okuyor ve gerçekten de iyi oyuncular var. Yani biz geçtiğimiz yıllarda Kocatürk'te tıp fakültesinde okuyan bir oyuncuyu oynattık. Düşünün yani tıp fakültesini kazanmış Manisa'yı BOTAŞ altyapısından Fatma diye bir kız. Onu oynattık yani gerçekten de çok iyiydi yani. Ama üniversite liglerinin bu konuda biraz daha aktif olması lazım bence oradaki hocalarımızın. Okullarda da galiba aynı problem var çünkü veliler de bazen bize söylüyor. Yani çocuğumu yazdırmaya okul bulamıyorum hani basketbol oynaması için. Özellikle lise çağlarında da galiba problem var. Dediğiniz gibi o herhalde biraz mutfağına girmek lazım restorandaki problem için, öyle gözüküyor. Kesinlikle özel okullar da yani aslında ciddi yatırımlar yapıyorlar bazı şehirlerde. Ben de özel okulda öğretmenlik yapıyorum ama yani dediğiniz şekilde gönderen veli sayısı da belli bir kriterde fazla değil. Daha çok akademik olarak da gönderiliyorlar okula. Ama dediğiniz gibi bu işi lise döneminde özel okullara, üniversitelere de yaymak çok önemli bence. Gerçekten yani işin altyapısı, çünkü sürekli şikayet ettiğimiz şey oyuncu yetişmiyor ama yetiştiremiyoruz maalesef. Bir de ama şundan ben çok üzülüyorum. Antrenörlüğün bir meslek olarak artık kabul edilmesi gerekiyor. Yani biz geçimimizi bu işten sağlıyorsak yani bir belli bir kriteri olmalı antrenörlerinde. Yani maalesef hala daha spor okullarında olsun, kulüplerde olsun çok komik rakamlara, cüzi rakamlara çalışan antrenörler var. Çalıştırılan antrenörler var zorunlu olarak. Yani bilmiyorum yani üzücü durum bunlar. Bu arada da bugün üzücü haber duyduk tabi siz de yayınlamışsınızdır. Aytaç Kuru arkadaşımız İzmir Karşıyaka'dan. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyoruz. Amin hocam. Yani üzücü durum. Çalıştığımız, çabaladığımız işte basketbol peşinde koşturuyoruz ya. Hep birlikte. Siz de, biz de. Evet hocam. Peki altyapıyla ilgili aslında bir soruya bağlayacağım bunu. Siz de söylediğiniz oyuncu yetişmiyor diye bir şikayetimiz var ama özellikle uzun oyuncu yetişmiyor şikayetimiz var hepimizin. Bugün konuştuk daha. Bugün lafınızı kesiyorum. Adana'dan Murat Hoca vardı. BOTAŞ'ta eski antrenör. Aziz Akkaya'nın yardımcısı. Bugün onunla konuştum. Ya dedim hocam yani uzun arayışın içerisindeyiz tabii takıma bizde. Şimdi fiyatları da duyunca yani şaşırıyoruz ya gerçekten.
Yani çok şaşırıyoruz. Şaşırtıcı fiyatlar dönüyor ama tabii oyuncu alıyor, alamıyor istediği parayı. Onunla dedik abi dedik hani uzun yetişmiyor yani hiç yetiştirilmiyor dedik uzun. Valla Serdar ben işte uğraşıyorum bakalım dedi. 2008 jenerasyonundan var birkaç tane dedi. Yani uzun oyuncu yetiştiren yaşar. Onlar da 4 sene var hocam da. Evet. Yani Yatırımı sağlam yapmışlar. peki şeye inanıyor musunuz hocam, bu TKBL'deki yabancı hakkının bir olması, biliyorsunuz onlar mecbur iki takım haricinde hepsi uzun oyuncu da kullanıyor. Amerikalı getiriyorlar bir tane. Türk oyunculardan da zaten toplasanız 5-6 tane Türk oyuncu var uzun. Bütün takımlarda dönen. Yani TKBL'deki yabancı sınırının uzun oyuncu yetişmesine engel olduğuna fikrine katılıyor musunuz? Katılmıyorum çünkü şu var. Biz uzun oyuncuları maalesef voleybol branşına kaptırıyoruz. Yani bu Doğru. çok çok açık ve net bir belirgin özellik. Şimdi bakın yani İstanbul'da olsun, Manisa'da olsun bizim Turgutlu'da voleybol takımı kuruldu. Seramik Sans Spor Kulübü ve en üst lige Sultanlar Ligi'nde yarıştı. Altyapısına baktığımızda yani biz basketbol olarak taramaya gidiyoruz. Kızlara gidiyoruz. İşte ben voleybola gidiyorum. Ben voleybola seçildim. İşte bir lig tabii şeyi var. Ve cazibe olarak yani bayanlarda nedense voleybol daha cazibe altyapılarda. Cazip geliyor. Hem ailelere hem çocuklara. Yani bizim asıl şeyimiz voleybolla kaptırmamız uzun oyuncuları. Çünkü gerçekten ciddi potansiyelde hatta kendi okulumda benim boyum 1.78 7. sınıf öğrencisi 1.78 boyunda yani 2007 doğumlu, 2008 doğumlu 1.78, 1.80 boyunda öğrenciler var. Ve hepsi voleybola gidiyor. Tabii biz biraz basketbol aşısını yapmaya çalışıyoruz ama hatta aşağıda gülen işte Berru Ceylaner 2008 takımında benim. Onu da voleyboldan çevirdik basketbola. Yani öyle bir yarışımız var. Fizikli olanları yani maalesef demeyeyim tabii ki de onlar da spor yapıyor ama basketbol açısından, bayan basketbol açısından voleybol çok ciddi potansiyelde uzun oyuncuları alıyor. Peki hocam bunun sebebi şu olabilir mi? Hem Vakıfbank hem Emlak orada Emlak daha çıktı ya. Hem Vakıfbank hem de Eczacıbaşı'nın orada ciddi yatırımları var ve ciddi başarıları da var hocam. O acaba biraz daha cazibe merkezi yaratıyor olabilir mi? Orada mesela üç büyük takımımızın uzun yıllardır başarısı yok aslına bakarsanız kadınlarda. Kesinlikle öyle ve şu var. Okul sporlarına yani okullara daha hakim voleybol kızlarda. Yani erkeklerde basketbol ama mesela kız takımlarında okul maçlarına katılan takım sayısını gördüğünüz zaman basketbolla, bayan basketboluyla arasında uçurum var. Yani bu bile aslında bayanların voleybola yönlendiğinin bir kanıtıdır. Yani altyapılarda da mesela biz dediğim gibi U18'de lig kuramadık burada ama voleybola baktığımız zaman yani Manisa'nın en ücra ilçelerinden bile voleybol takımı çıkıyor, çıkartılıyor. Yani bu gerçekten ciddi bir potansiyel. Federasyon burada çok iyi çalışıyor. Altyapıya çok önem veriyor. Milli takım hocası yabancı olmasına rağmen köy köy, kasaba kasaba geziyor altyapı oyuncularını. İnanılmaz bir teşvik var Voleybol Federasyonu'nda altyapıya. Yani bizim federasyonumuzda tabii ki de teşvik var ama daha çok erkek tarafına. Ama voleybolda ciddi anlamda kadınlara çok büyük bir yatırım var kadın takımlarına altyapılarda. Bugün ben mesela Facebook'ta voleybolda takip ediyorum biraz. Yani ilçe takımları bölgesel ligde bizim 30 diyoruz mesela değil mi? Onlarda 40-50 sayılar. Yani çok ciddi rakamlarda katılım var onlarda voleybolda. Bu da sektörde bayanları daha ağırlıklı hale getiriyor onları da. Yani biraz takip ederseniz gerçekten boyları, fizikleri yani ben yani burada Turgutlu'da olduğu için takip ediyordum. İnanılmaz fizikler var. Yani Euroleague al kadroya Euroleague'de oynat fizikleri. Mükemmel fizikler var yani. Hocam eski basketbol oyuncusu Sezgin Alçayer de bu arada hoca doğru söylüyor. Uzun boylu kızlarımızı hep voleybola kaptırdık diyor. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Belki de hocam şöyle bir şey yapılabilir. Çok zor tabii bunu yapmak ama artık internet üzerinden her şey yapılabiliyor biliyorsunuz. Yani bir anket açıp ya voleybol tercih etme sebepleri ne? Hakikaten profesyonel 5 soruda çok fazla uzatmadan çocuklara sorulduğu zaman sanırım oradan gelecek olan feedback çok değerli. Kesinlikle. Yani dünyada bunun oranıyla bizim Türkiye'deki oran arasında dengesizlik var mı hocam? Yani dünyada da bu kadar voleybol önünde basketbol geride mi? Aslında yani o kadar çok takip etmiyorum ama yani dünyada yani Amerika'yı baz aldığımızda dediğimiz gibi yani bu seviye okul seviyesine indiği zaman
Yani voleybol federasyonu çünkü okullarda okullara kadar indi. Bizim basketbol federasyonumuz yani erkeklerde bu dediğim gibi sürekli aynı şeyi söylüyorum ama erkeklerde bu yapıyı okullara kadar indirdi. Ama bayan tarafında maalesef bu yapı okullara kadar inmedi. Basketbol olarak dünyada gerçekten takip etmiyorum ama voleybol olarak baktığımızda ama ciddi anlamda voleybolda bayan ağırlıklı dünyada da yine aynı şekilde. Şimdi baktığımız zaman bizim dünyada Avrupa'da en iyiliklerden biriyiz bayan basketbol konusunda. Demek ki bu dünyada da doğru orantılı şekilde gidiyor. Yani voleybol gerçekten dediğiniz gibi aslında dünya şampiyonaları da bu işte çok önemli. Yani federasyonun işte Vakıfbank, Eczacıbaşı bu tip kulüplerin yatırımları, dünya şampiyonaları daha önemli. Bir de artık hani sürekli bir ön yargı, bir kalıp oluşmuş okullardaki beden eğitim öğretmenlerinde de mesela. İşte kız sen voleybola, erkek sen basketbola. Böyle bir yargı oluştu maalesef. Bunu işte kırmaya çalışacağız, yıkmaya çalışacağız bakalım. Yani olumsuz anlamda demiyorum tabii ki. Şimdi yayını seyredenler daha sonradan ama basketbol anlamında diyorum. Yoksa spor tabii ki de çok önemli, yapılması gereken bir şey. Kesinlikle hocam, biliyorsunuz hani biz profesyonel hayatımızda satış işiyle uğraştığımız için hani biraz da ürünün tabii ki menşei çok önemli. Ne kadar kaliteli olduğu tabii ki çok önemli ama bir de pazarlama diye de bir gerçek var dünyada. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum o işe. Yani marketing kısmı işin yani antrenör olarak bile yani şimdi bu çağda sosyal medyada inanılmaz önemli. Ne kadar iyi antrenör olursanız olun, kendinizi pazarlamadığınız sürece aynı yerinize sayarsınız. Aynı şekilde dediğiniz gibi marketing kısmı çok önemli. Bunu federasyon için de yani ligler için de denilebilir ama dediğim gibi basketbol, bayan basketbol için altyapılarda gerçekten ciddi oranda oyuncu yetişmiyor yani, sıkıntı. Ve gelen fizikler de hep belli tek düzey, tek kalıp halinde çıkan fizikler. Uzun bunun için yok. Yani geçmişte dediğim gibi 10 senelik mazi işte bu voleyboldan kaynaklanan, yani voleybola kaptırmamızdan dolayı kaynaklanan bir gerçek. Hocam ben mesela geçen sene özellikle bu sene çok fazla gitmedim ama Burhan Pelek'teki voleybol maçlarına da gidiyordum. Aslında seyirci sayısından çok bir fark yok. İnanın mesela Fenerbahçe Galatasaray maçında bile çok fazla seyirci yok voleybolda da ama yani yarattıkları ortam, oradaki gerçekten reklam faaliyetleri, her maçtan önce tişörtler dağıtılıyor, her maçtan önce bayraklar dağıtılıyor. Ben bir tek Emlak Konut'ta gördüm bu sene. Hakikaten maçtan önce herkese atkı bayrak dağıtıyorlardı. Yani inanılmaz bir şey var orada. Hakikaten marketing dediğimiz şey var. Ve bunu Türk Hava Yolları da yapıyor. Sadece bunu Eczacıbaşı'yla Vakıfbank yapmıyor. Kesinlikle. Sanki kurum takımları bence orada biraz daha çıtayı yukarı çıkarıyor gibi ama sanki basketbolda o kurum takımları kadın tarafında yok gibi hocam. Katılıyor musunuz? Yoklar. Maalesef yoklar. Yani Süper Lig'de de olsun dediğiniz gibi alt liglerde de olsun kurum takımları yok. Yani kurum takımları bayanda yani bir türlü dediğimiz gibi voleybola kayıyor. Bunun en açık örneğini ben Turgutlu'da yaşadım. Çok büyük bir kurum Seramiksan. Çok büyük bir fabrika. Yani Avrupa'da ve Rusya'da da fabrikaları var seramik üzerine. Onlar da zaten muhtemelen Eczacıbaşı'ndan dolayı girdiler bu işe diye tahmin ediyorum. Ama mesela 97-98 jenerasyonumuz tam voleybola yatırım yapıldığı sene bizim çok iyi jenerasyonumuzdu. Aslında yani hazır bir takımları vardı basketbol olarak bayan takımı ama onlar tercihlerini, para harcamalarını voleyboldan yana kullandılar. Bu tabii bizi üzdü. Yani üzdü derken kendi şehrimizdeki çocuklarımız için çabalarımızı üzdü. Altyapıdaki takım sayısı Turgut'ta da az olduğu için salon da çok yetersiz olduğu için mesela salonlara da o dönem girememiştik biz çok fazla. Yani bir salonu 4-5 kulüp birden kullanıyor burada normalde ama tabii ki de lig statüsüne bakıldığında en üst ligdeki takım kimse o daha fazla kullanıyor normal olarak. Yani dediğim gibi bu kurumlar da aslında bu işin içine girse ciddi anlamda rol model olup ve değişeceğini düşünüyorum ben. Bu sene KBBL'de kura çekimine gittiğimizde geçen yıl yarı yarıyaydı mesela özel okullarla belediyeler. Yani 19 takımın mesela 10 tanesi belediyeydi, 9 tanesi özel okuldu. Yani baktığımızda da demek ki bu işe belediyelerle özel okullar el atıyor. Aslında güzel bir şey bunlar da. Demek ki biz de
Bu yönde ilerleyeceğiz. Sizin dediğiniz gibi işin marketing kısmı da önemli. Hocam Derya Yıldız sormuş, demiş ki basketbol çalışmanın ne zaman izin çıkar? Bir bilginiz var mı? Duyumunuz var mı? Yani benim duyumum değil de tahminim altyapılar okullar açıldığında muhtemelen olacak gibi. Geçen gün buradan bir arkadaşımızla konuştuk. Belki önümüzdeki sezon altyapıları oynatmaya da bilirlermiş. Evet, biz ama A takım seviyesinde çalışmalar herhalde bayramdan sonra ya da Ağustos'un sonu gibi başlayacak gibi tahmin ediyorum ben. Yoksa olmaz yani. Sıkıntı. Hocam bir sorum daha var size. Evet. Aslında taze bir konu. İlk sizle konuşalım. Sonrasında diğer hocalarla da bunu konuşacağım. İsim vermeyeceğim hocam ama bir Süper Lig takımı bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. İlgileniyorlardı oyuncuyla. Ama oyuncunun sosyal medya kullanımı sebebiyle, yani sosyal medyayı biraz fazla kullanması ve yani çok fazla basketbola yönelik paylaşımlar yapmaması sebebiyle o transferden vazgeçmek zorunda kalıyor takımın koçu. Yani kim olduğunu söylemeyeyim, oyuncuyu da koçu da zorda bırakmayayım. Çünkü hani ya bu oyuncuyu mu transfer ediyorsun diye yönetimden bir baskı oluyor. Yani ne kadar doğru bu bilmiyorum ama şuna da katılıyorum. Sanki bizim oyuncularımız, hani dedik ya bir cazibe merkezi yaratma diye, sanki bizim oyuncularımız sosyal medyalarını da çok iyi kullanmıyor gibiler. Yani iki tane belki oyuncu sayabiliriz ama üçüncü, dördüncüyü saymakta zorlanırız. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Yani tabii ki de doğru söylüyorsunuz. Ben mesela şimdi basketbolcu arayışına giriyorum. Kızın ismi, yani tanımıyorum. Yani bilmediğim bir isim geliyor. Hemen ilk baktığım şey sosyal medya mesela. Açıksa evet. Eğer hesabı, açık olduğu zaman bakıyorum hangi takımda oynamış, ne yapmış. Ama dediğiniz gibi yani girdiğimde kızın Instagram'ına ya da Facebook'una takımla ilgili fotoğrafı yok neredeyse bazı oyuncuların. Yok yani. Ciddi, evet, yok yani. Yani yıllardan beri mesela yetiştirdiğimiz oyunculardan da görüyorum ben, ya da oynamış, bitirmiş 2000 doğumlu, 2001 doğumlu oyuncularımız mesela, ya hiç mi hatıra ya da hiç mi bir hoşuna giden bir şampiyonluk fotoğrafı, yıllarca şampiyon olduk, o kadar hani emek çaba sarf etti kendileri için diyorum, hiç mi bir tane koyulmaz mesela? Biz antrenörler mesela bakın sayfalarımıza, fotoğraftan geçilmez basketboldan. Ama dediğiniz gibi bizim oyuncularımız maalesef, yani bu üst tarafta da böyleymiş demek ki, basketbol adına demek ki yani bu işi para için yapılıyor. Yani bu anlama geliyor bu. Bu da hoş değil. Yani tabii ki de para kazanacağız ama işi hı hı. sevmek önemli. Benim eşimin bir lafı oldu bu sene. Gerçekten ona katılıyorum ben de. İki kız çocuğu sahibiyim ben de. İki tane kızım var. Allah razı olsun. Senin üç çocuğun var diyor. İki kızın bir de basketbol diyor. Gerçekten de yani biz çünkü yıllardan beri evimizi, çocuklarımızı, eşimizi, yani çalışma saatimiz zaten okuldan geliyoruz, antrenmana gidiyoruz, 8'lerde 9'larda geliyoruz, deplasmana gidiyoruz, şampiyonalara gidiyoruz. Yani nişanlı olduğum sene şampiyonaya gidiyorduk Taylan Hoca ile mesela, Ceyhan Hocalarla bir ay eve gelmiyorduk. Yıldızlar Kızlar Bölge Şampiyonası, Anadolu Türkiye, ama oyuncularda bunu göremiyoruz biz de. Üzüyor yani, maalesef üzüyor. Ama antrenörün de böyle bir şey yapması çok acayime gitti. Yani özel hayat sonuçta, tabii ki de hani hiçbir şeyi zorlayamayız. Çok çok istiyor oyuncuyu ama şimdi otomatikman başka kanallardan baskı gelince o da bu sefer, anladınız demek istediğimi. Yani evet. O riskin altına girmek istemeyebilir. Hani çok duyuyoruz bunu. Ben de mesela bazen bir basketbolcu etiketlemek istiyorum. Çünkü herkesi ben de tanıyamam sonuçta. Ya bakıyorum yani isim tamam. Bir tane basketbol resmi yok. Hani bunu A takım seviyesinde oyuncular için konuşmuyorum. Hani değil değil. Hepsi altyapıda da öyle. Ya bir tane resim yok yani. Bakıyorum ya bu mu acaba, değil mi? Yani sorduğum falan oluyor. Yani sizi etiketleyeceğim ama sizsiniz değil mi falan diye sorduğum oluyor. Yani zor. Mesela bazı oyunculara şunu söylüyoruz. Ya kızım hani biraz antrenman fotoğrafı paylaşsana. Biraz antrenman videosu paylaşsana. Hani insanlar senin bu sene oynayacağını anlasın. Hani aynen. Anlatmak zorunda falan kalıyoruz. Yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum belki. Bir işte ben biliyorsunuz 150 yakın oyuncuyla röportaj yaptım. Yani daha doğrusu çok, soru çok. Cevap yaptık. Siz sordunuz, biz cevapladık. Sorduk onlara, onlar cevapladılar. Ya bazen artık karşımdakinden şunu hissediyorum. Ya basketbol sadece oynuyor. Aynen. Ya sevdiğine dahi inanmadığım insan o. Ya bu yaptığı işi sevmiyor. Umurunda da değil kesinlikle. Aynen. Sadece işte topun içine çemberi atmayı öğrenmiş. Hani onu bir şekilde yapıyor. Yani soruyorsun Women NBA izliyor musun? İzlemiyorum. Euro Cup izliyor musun? İzlemiyorum. Süper Lig'den kim beğeniyorsun? Abi ben şimdi yapmayayım ilk 5. Yani ne yapıyorsun peki? Yani bu noktaya geldiniz, siz tabii profesyonel olarak hani böyle bir oyuncuyla çalıştığınızda çıldırmıyor musunuz hocam? Kesinlikle. Yani sen hiçbir işe saygın yok hani. Yani kesinlikle.
Yani bir kere yani bu işten para kazanacaksan ama yani şu da var yani oyuncu tarafından baktığımızda acaba bunu bunları antrenör olarak biz mi düşündürüyoruz onlara yoksa takım arkadaşları bakımından yani şimdi bayan takımları gerçekten hani belli noktalarda sıkıntıları çok yani aralarında birbirleriyle geçim konusunda iletişim konusunda yani gerçekten büyük problem. Çok büyük problem. Yıllarca aynı takımda oynamışlar mesela bu sene yine aynı takımdalar. En ufak bir şeyden sorun çıkıyor, problem çıkıyor. Yani aslında bu problemlerle ilgileneceklerini, yani kendi gelişimlerini ve kendi branşını takip etseler çok daha önemli. Ben geçen gün bir yazı paylaştım mesela bireysel antrenmanla ilgili. Yani gerçekten bizim ülkemizde bireysel antrenman yapan sporcu çok çok az yani sayısı. Yani Amerika'da bu rakam sezon öncesinde %90'larda, %94'lerde araştırma yapılmış. Yani bunun yazısını paylaştım ben. Akademik olarak da bir şeyler yapıyorum ben bu arada. Yani Türkiye'de bu rakam %2'lerde, %3'lerde ve araştırma tamamen bayan basketbolcular üzerine yapılmış. Yani bizim branşımız üzerine yapılmış. Yani sanki hani gideceğin takım beni antrenman etmek zorunda. Ya böyle bir şey yok. Yani sen antrenörsen sen kendine yatırım yapacaksın. Kendine özel antrenör tutacaksın. Fitness antrenörün aynı olacak, ayrı olacak. Kardiyo antrenörün ayrı olacak. İşte top antrenörün, bireysel antrenörün ayrı olacak. Yani bu kendine yaptığın yatırımdır. O zaman işte biz dediğim gibi rakamları isterlerse ha gerçekten katılıyor deriz. Ama baktığımız zaman da yani üst ligde de aynı şekilde yabancı sayısı çok. Türkiye erkek basketbolunda da yabancı sayısı çok. Yani Ankara'da maça gittik mesela şampiyonaya. Çıktı takım sahaya, erkek takımı. Baktım Türk oyuncular işte kenarda bağcıklarıyla uğraşıyorlar, çoraplarını düzeltiyorlar, formasını düzeltiyor. Abi zenci oyuncu çıktı, çizgi üzerinde aldı topu eline, ball handling çalışıyor. Bacak arası, arkadan el değiştirme, önden el değiştirme, kulaklığını takmış, top çalışıyor yani. Ya aradaki zaten bariz fark antrenmanda ya da maç öncesi ısınmada bile belli oluyor. İnsan yaptığı işe saygı duyacak, kendini geliştirecek. Biz, ben koş demeyeceğim. Yani bizim boğazımız patlıyor antrenmanda. Koş, bas, aç kollarını, otur stense, işte at, tut. Yani bizim aslında bunu demememiz gerekiyor ama yani dediğim gibi sistem. Yani Amerika, Avrupa ya da belli ülkelerde idol olanlar bu işi nasıl yapıyorlarsa bizim de bu şekilde yapmamız lazım. Artık biz de yani bu sene belki basketbolda böyle bir durum yok ama ben artık basketbolu da spor bilimleriyle bir araya getirip bilim ışığında hem sakatlıklar hem işte sezon öncesi hazırlıklar genetiği bir yere koyup bu işi aslında doğru şekilde yapmaya özen göstermeye başlayacağız bu iş. Belki de ilk olacağız bu şeyde ama artık belli bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Hocam basketbol birliği gerçekten çok aktif çalışıyor. Biz de görüyoruz, takip ediyoruz. Yani aslında birçok kişi de benim gördüğüm yani umutlarını basketbol birliğine bağlamış durumda. Evet. Yani oradaki son durumlar nedir? Gerçi Erdem Hoca'yla da konuşuyoruz ama sizden de dinlemek isteriz. Hani sonuçta artık varıldığı, biraz bazı şeylerin çıktı haline geldiği, hani toplantı yapılacak konuma geldiği durumu bize aktarılmıştı. İnanın şu ben an... de İnanın ben de sizin bildiğiniz kadarını biliyorum. Çünkü Erdem Hoca ile konuştuğumuzda yani o işin büyük bir bölümünü Erdem Hoca hallediyor sağ olsun. Ben Erdem Hoca'ya dediğim şu, hocam benim imza kalemi siz de derseniz altına imzamı atabilirim ben o konuda. Çünkü pandemi döneminde gerçekten çok şey paylaştık sağ olsun kendisiyle. Evet. Yani o da bizim anladı, biz de onu anladık. Yani... Ama gerçekten güzel bir şey. Bayan basketbolunda olması gereken bir şey. Büyük hocalarımız tabii ki de var. Ben süreci çok fazla içine giremedim. Ama Erdem hocamdan sağ olsun bilgi alıyor. Hocam sen zaten bak bu yapının içerisindesin. Biz zaten hani seninle birlikte yani sen Manisa Anadolu ayağı gibi düşünülüyor sanırım. Ben onların yapacağı zaten büyük abilerimiz hocalarımız orada. Onların yapacakları şeylere canı gönülden inanıyorum ve katılıyorum. Hepsi tanıdığım, bildiğim ve takip ettiğim hocalar. Onlar beni bilmese de ben onları biliyorum. Bugün Mustafa Hoca ile konuştum. Mustafa Secerlioğlu ile telefonda görüştüm. Sağ olsun. Hocam siz beni tanımazsınız ama ben sizi uzun yıllardan beri takip ediyorum dedim. Hani idolümüz olan hocalardan o da. Kendisinden yardım istedik. Sağ olsun.
Hakan Yiğit hocamı aradım. Gökse'nin, aynen hepsine. Gökse'nin sağ olsun yardımcı oluyor. Yani zaten bu işler birbirimize yardımcı olursak olur. Yoksa başka türlü olacağını düşünmüyorum ya. Peki hocam, aslında benim sorduğum sorular içerisinde en zoru bu. Çünkü genelde burada çok fazla options olduğu için seçemiyorlar. Ya elinizde bir sihirli değnek olsa kadın basketbolunda ilk neyi değiştirdiniz diye sordum. Gerçekten yani bir şey söyleyen daha çıkmadı. Yani mutlaka arkasına bir şeye bağlanıyor. Vallahi neyi değiştirmek isterdim? Kadın basketbolunda oyuncu yetiştirmeyi gerçekten değiştirmek isterdim. Yani biz oyuncu yetiştiremiyoruz. Neden yetiştiremiyoruz? Konuşuyoruz mesela, oyuncularla da konuşuyoruz. Oyuncular sürekli sakat. Ya da bir ameliyat geçirmiş. Ya da bağını koparmış. Ya da işte sürekli sakat yani. Biz altyapıdan doğru antrenör eğitim modelini yetiştirip oyuncu yetiştirebilirsek kadın basketbolunda ya da Türk basketbolunda çoğu şey değişir. Biz çocuklara yetişkin gibi antrenman yaptırdığımız için maalesef çocuklar yetişkin gibi davranmaya zorluyoruz onları altyapıdan daha. Sakatlanıyorlar ya da belli bir seviyede geldiklerinde ilerlemiyor. Belki de dediğimiz bu olayın ana sebebi de bu. Yani baktığımızda mesela konuştuğunuzda ya da bundan sonraki konuşmalarınızda basketbolculara sorarsanız kaç kez sakatlandın ya da sakatlandın mı ya da sakatlığın var mı diye, inanın bu rakam %90'larda %80'lerde olacak. Çünkü biz yani çocuk iyi U16 takımında, hadi sen U18 takımında da antrenmana gel. Hadi U18 takımına girdi antrenmana, hadi milli takım çağırdı orada antrenman. Milli takımdan geldi, hadi yüklen antrenman. Yani yüklenme dinlenme ilişkisini, o recovery'yi yapamıyoruz. Antrenörler gerçekten yani bu düzeni maalesef yükleme dinlenme düzenini bilmiyor, bilemiyoruz. Ya bu çok önemli. Onun için mesela bu sene Bilen Hoca'yla çalışmamız bizler için ve sporcular için çok çok büyük bir avantaj. Yani sakatlık riskini önceden bilirsek biz hem bizim için işimize yarayacak, hem de oyuncu için işine yarayacak. Çünkü oyuncu, baktığımız zaman sürekli konuşuyoruz biz işte. Aşağıda mesela yazmış Serkan Hocam, Science of Sports. Evet. Oyuncu 27 yaşında, 28 yaşında basketbolu bırakıyor. Neden? Sakatlandı. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani yok, böyle bir şey yok Avrupa'da, dünyada. Yani o aslında belki o yaş o oyuncunun pik noktası. Yani en iyi performans sergileyeceği yaş. Ama maalesef bu yaşlarda sakatlanıyor. Hep konuşuyoruz biz de, spor birliği, yani spor bilimleri birliğimiz var. Orada hep konuştuğumuz olay, gerçekten oyuncu yetiştirmeyi bilmiyoruz. Çünkü yani Serkan Hocam da işte Science of Sports'un kurucusu kendisi. Fotoğraflar ve videolar gerçekten, hani bu ciddi büyük kulüpler dediğimiz kulüplerin altyapısındaki oyuncuların postürlerini gösterdi bana. Yani eklemlerini falan. Yani yazık. Gerçekten inanılmaz şekilde. Yani zor. Çocuklar gidiyor yani. Göz göre göre çocuklar sakatlanıyor. Ve bu da dediğimiz gibi belki oyuncu yetiştirmedeki en büyük engel bize. Deneyim olsa, sihirli deneyim, oyuncu yetiştirme konusunda gerçekten bazı şeylerin düzelmesini isterim. Maalesef. Peki hocam, altyapılardan bahsetmişken bizim gene klasik sorularımızdan birisidir o. Altyapılarda veli, oyuncu ve koç arasındaki üçgen galiba herhangi bir şekilde tanımlanamayan, böyle bir çelişkilerle dolu bir üçgen Türkiye'de. Evet. Çok iyi yapanlar tabii ki var ama gerçekten çok büyük kulüplerde çok enteresan olaylar da duyuyoruz. Hani velilerle koçlar arasında. Maalesef hani fiziksel müdahaleye kadar dönüşen şeyler bile yaşanıyor. Çok acı şeyler ama maalesef. Evet. Yani siz burada dengeyi kurmayı nasıl başardınız hocam? Onu sizden başlayarak, gelene gelerek konuşalım. Yani biz dengeyi burada kurmayı nasıl başardık? Biz zaten küçük bir yerde antrenörlük yaptığım için ben belki de İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e göre şanslıyım. Çünkü küçük bir kitleye hitap ediyoruz ve doğma büyüme buralı olduğum için, yani çocukların insanlar genelde tabii ki de düzgün insanlara emanet etmek, teslim etmek istiyorlar. Bizim de çocukluğumuzu ve yetişkinliğimizi bildikleri için bu konuda gözleri arkada kalmıyor. Yani ben mesela şundan da çok sıkılmış ya da üzülmüş olarak belirteyim.
5 sene çocuğu çalıştırmışım. 5 senede veliyle 5 kez görüşmemişliğim de var benim. Yani 5 yıl çocuğunu çalıştırıyorum. 5 kez beni aramamıştır. Ya da ben aramamışımdır. Yani böyle aileler de var. Ama belediyede çalıştığımız için ya da spor okulu bazlı çalışmadığımız için, yani işin içine maddiyat girmediği için bazı konularda da mesela bıçak gibi kesebiliyoruz bazı şeyleri. Yani kulüpten gönderme ya da yani spor ruhuna ya da takım organizasyonuna aykırı şeyler gördüğümüz zaman hem veliden hem oyuncudan kaynaklanan orada oyuncuyu kesebiliyoruz. Yani önemli olan burada antrenörlerin biraz daha böyle çok böyle yakın ilişkiler içerisinde değil de biraz daha böyle resmi, hoca, veli bu seviyeyi korumaları gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bizim yaptığımız işte öğretmenlik sonuçta. Bir şey öğretiyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Yani o sınırı bilmeleri gerekiyor. Velilere de tabii ki de hak veriyorum. Çok şey bilmeyen antrenör ya da çocuğunu emanet ettiğinde arkasında soru işareti kalan kulüpler de vardır. Onu da tahmin ediyorum ben. Hani para üzerine kurulmuş olan kulüpler de vardır spor okullarında. Ama dediğim gibi burada kendini geliştirme antrenör olarak çok önemli. Yani kulüp zaten iyiyse bir türlü şey yapıyor. Çocuk geliyor yani. Mesela Manisa'daki abilerim var. Onlarla konuşuyoruz. Her yerde var işte oyuncusunu çalma ya da oyuncu ona gitme olayları. Abi dedim, nasıl hani bu işin altından geliyorsun dedim. Ya Serdar, hani biz doğru işleri yapıyorsak dedi, oyuncu zaten bize gelecek dedi. Yani bu sene gelmezse seneye gelecek dedi. Hiç önemli değil dedi, gidebilir dedi. Mutlu değilse gitsin zaten dedi. Zaten mutlu değilse bana bir şey vermez dedi. Takıma bir şey katmaz dedi. Önemli olan mutlu olduğu yer. Ama doğru yer, doğru çalıştırıcı olduğu zaman eninde sonunda buluyor. Gerçekten de hiçbir şeyin kavgasını yapmaya gerek yok. Doğru şekilde, doğru zamanda çalıştığımız zaman oyuncu da veli de gerçekten doğru yeri buluyorlar. Peki hocam, son olarak sizin katmak istedikleriniz önümüzdeki yılla ilgili Turgut'u taraftarların neler bekliyor? Vaatlerinizi dinleyelim hocam. Seneye neler olacak? Vallahi önümüzdeki yıl gerçekten seyir zevki yüksek. Basketbol dolu bir sezon geçirmek istiyoruz. Sakatlıksız en önemlisi bu. Çocuklarımızın basketbolu işte burada Turgutlu'daki halka ve çocuklara daha çok sevdirmesini, özellikle kız çocuklarına daha çok sevdirmesini istiyoruz. İnşallah her takım için sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmesini diliyorum herkese. Turgutlu için de inşallah sürekli bu şekilde devam ederiz. Bir idol oluruz bayan basketbol anlamında. Uzun yıllarca bu sektörde, bu yani kadın basketbol liglerinde inşallah uzun yıllarca yapılmayanları yaparız. Bazı abilerimizin hayallerini gerçekleştiririz inşallah. Bu ben olurum, başkası olur. Yani hiç önemli değil ama basketbol olan yerde her zaman olacağımızı söylüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Size de gerçekten bu pandemi döneminde yani basketbol adına gerçekten çok güzel şeyler yaptınız. Yani bayan basketbol adına özellikle. Çok zevk aldık. Çok iyi şekilde takip ettik yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim de kişisel olarak sizden bir ricam olacak. Tabii takımınızı istatistikleri mutlaka siz tutarsınız. Koçlar paylaşmıyorlar ama. Aynen. Bana yaparsanız ben de arkadaşlarımızın istatistiklerini seve seve yayınlarım. Onların da belki bir motivasyon yaratmış oluruz onlar için de. İnşallah. Geçen sene yapmadık. Bu sene ama geçen sene hep aklımdaydı. Ama fazladan antrenör alamadık. Ama bu sene altyapı antrenöründen rica edeceğim. Kendileri için de. Aslında rica etmeme gerek yok. Onların bize gelip hocam işte yardım edeyim ya da burada bulunayım, antrenmanda olayım demesi lazım. Bu sene bir tanesini görevlendirip özellikle istatistik tutma. Yani sonuçta bu bir istatistikle bir iş. Federasyonda da bunun bir işi var. Kendilerinin öğrenmesi çok daha güzel olur. Bunu düşündüm ben de. Bu bir eksik. İstatistik çok önemli sezon içerisinde. Peki hocam, sözünü almış olduk o zaman sizden. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yayın sağ için. Olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değer kattınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için şeref verdiniz. Ne demek? Ben şeref duydum. İyi akşamlar diyorum hem size hem bütün camiaya. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar.